Evet, vazgeçtik. Israr eden sizsiniz. Şimdi neden fikrinizi değiştirdiğinizi anlamadım. Çünkü bu ortaklık olmaz. Onu anladık. Çınar. Daha fazla tartışmanın manası yok. Hadi Toprak. Bir yere gitmiyoruz Çınar. Ortaklıktan da vazgeçmedik. Toprak. Çocuklar. Gerçekten aklım karıştı. Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Belki de bu işin başından olmaması daha iyi oldu. Baksanıza siz aranızda bile anlaşamıyorsunuz. Önce bir karar verin, sonra konuşuruz. Başka biri olsa sizinle oturup iş bile konuşmazdı. Aileden biri olduğunuz için size müsamaha gösteriyorum. Bunu da unutmayın lütfen. Her şey yoluna girmişti. Hala inanamıyorum. Toprak, hiçbir şeyin yoluna girdiği falan yok. Ya kadını görmüyor musun? Resmen oyun oynuyor bizimle. Şu işi aldı, kıza bak. Alırsa alsın, bize ne? Hem daha iyi değil mi? En azından ne yapacağını biliyoruz. Hem bırak kazandım sansın. Hayır Toprak, bu iş bitti. Hani birbirimize söz vermiştik. Bir terslik olduğu zaman bırakmayacak mıydık? Zaten her şey başından ters. İyi de başka türlü nasıl olacak? Nasıl açığını yakalayacağız biz bu kadının? Yani başından zaten böyle olacağını bilmiyor muyduk? Tamam Toprak. Daha fazla ısrar etme. Gel Toprakçığım. Zümrüt Hanım, ben gerçekten çok üzgünüm. Çınar'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Onun adına sizden özür dilerim. Önemli değil hayatım. Sen de arada kaldın tabii. Aslında Çınar da bizim için bu ortaklığın ne kadar önemli olduğunu farkında. Niye böyle yaptı gerçekten anlamadım. Ah, çok şaşırdığının farkındayım. Tabii sen hatırlamıyorsun. Çınar bana karşı her zaman ön yargılı ve fevri davrandı. İşte o yüzden ben projeyi ilk bana getirdiğin zaman hayır dedim. Çünkü bir sorun çıkaracağını biliyordum. Ama siz hiç merak etmeyin Zümrüt Hanım. Ben Çınar'ı ikna edeceğim. Zaten o da biraz sakinleşince hata yaptığını anlayacak. Tabii bize biraz vakit verirseniz. Tabii tabii. Yani söylediğim gibi düşünmek için vaktiniz var. Sonuçta biz bir aileyiz değil mi? Benim görevim size yardımcı olmak. Çok sağ olun. Ama ben böyle sizi gergin görünce çok üzülüyorum. Yani iş yüzünden aranız açılmasın. Benim yüzümden asla. Yok olmaz, merak etmeyin. Zaten Çınar biraz sakinleşsin, sizin sözünüzden çıkmayacaktır. Anlayışınız için çok sağ olun. Dolap çalıyor. Devam et bakalım Zümrüt Taşkıran. Karşında aptal vardı çünkü. Çınar, ne yapıyorsun? Geç. Ortalığı temizliyorum. Yeni projelere yer açmam lazım. Proje bir yere gitmeyecek. Biz de Zümrüt Hanım'la ortak oluyoruz. Toprak, niye inat ediyorsun? Bile bile ladesi olur mu? Çınar, zaten bekliyorduk bunu. Hem daha iyi ya. En azından baştan planını biliyoruz. Biz de ona göre gardımızı alırız.
Çınar, ne olursun beni yarı yolda bırakma. En başından beri bu işe kalkışmayacaktık. Kadın aptal değil. Her seferinde aynı oyunu oynayacak değil ya. Anlayacağımızı tahmin eder. Tam tersine, çok akıllı. Senin hiçbir şey hatırlamadığını sanıyor. Benim de sana hayır diyemediğimi iyi biliyor. Niye yeni bir plan yapsın ki? Bence yanlış düşünüyorsun Çınar. Neyse, biz cevabımızı verdik. Hayır dedik. Onun da planları suya düştü. Henüz hayır demedik. Anlamadım. Ben Zümrüt Hanım'dan vakit istedim. Senin adına da özür dilerim. Toprak, ne yaptın sen? Ya bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Eğer şirketimde bazı protokoller imzalanacaksa benim de bilmem gerekir, değil mi? Haklısınız Kerem Bey. Ama... Gevelemeden söyleyeyim. Annem kimle görüşüyor? Bu bilgiyi veremeyiz Kerem Bey. Zümrüt Hanım kendi şirketi üzerinden yaptığı bir anlaşma. İsterseniz kendisine tekrar sorun. Pekala. Şimdi gidebilirsiniz. Ama bu size pahalıya mal olacak, bunu da bilin. Tamam, kızmakta haklısın. Ama başka çarem yoktu. Hiç düşünmeden hayır denmez ki. Bak hayatım, sen de anlayacaksın korkacak bir şey olmadığını. Toprak. Ya o kız sadece benimle iş için mi seyahat edecek? Sen buna inanıyor musun? Çınar, ben sana güveniyorum, inanıyorum. Daha önemli ne olabilir? Hem bizim aramızda geçmiş bile giremedi. Ben sana tekrar aşık oldum. Bizi bugüne kadar hiçbir şey birbirimizden koparamadı. Şimdi bu zavallı kız mı koparacak? Toprak, şimdi böyle söylüyorsun ama... Kız benimle günlerce, hatta haftalarca yurt dışında seyahat ettiğinde... senden uzakta olduğunda da aynı şeyi düşünecek misin? Evet, düşüneceğim. Zümrüt'le aynı evin içinde kalacaksın. Sana rahat verecek zannediyor musun? Ha? Ya senin huzurunu kaçırmak için elinden geleni yapacak. Ya Azra'yla olanları hatırlasana. Umurumda değil Çınar. Bırak istediğini yapsın. Ben aynı şeyleri yaşamak istemiyorum Toprak. Ben bir kez daha seni kaybedemem. Buna dayanamam. Sen de beni anla. Bak. En azından bir kez daha düşün. Ah. Oh, teşekkür ederim. Tamam Zümrüt Hanım. Bugünlük bu kadar yeter. Zaten çok yoruldum. Çok canım yanıyor. Bir dahaki seansı daha kısa yaparız. İyi günler. Sağ olun Halim Bey. Keşke biraz umut olsa. Ben yardımcı olsaydım Kerem Bey. Ne aramıştınız? Bir evrak arıyorum. Zümrüt Hanım evraklarını kasada saklar. Gelmesini bekleseydiniz isterseniz. Annemin şifrelerini biliyorum. Sen çık, beklemene gerek yok. Tamam efendim. Fırsatımız olmadı ki. Siz de çok yoğundunuz. Haklısınız. Şu işleri bir yoluna koyayım Necip Bey. Daha sık geliriz. Söz veriyorum. Size daha çok vakit ayıracağım. Sahi, Çınar'la tekrar konuşabildiniz mi? Çınar size bu işten hiç bahsetmedi mi? Hayır, bahsetmedi. Bana hala mesafeli davranıyor, biliyorsunuz. Anlıyorum. Olumlu bir gelişme yok. Çınar bazen gereğinden fazla inatçı oluyor. Maalesef. Ama bu iş konusunda meseleyi çözmek istiyorsanız başka birini aramanız gerekiyor. Ben Eda'ya güveniyorum. Eda akıllı, ne yaptığını bilen bir kız. Eminim Çınar'a çok yararlı olacaktır. Olabilir. Lakin
Çınar'ın da rahat edeceği birisi olması gerekir. İsterseniz sizi temsilen ben Çınar'la çalışabilirim. Ne dersiniz? Necip Bey, nereden çıkardınız şimdi bunu? Yani benim işe dönmemi, size destek olmamı istiyordunuz. Bence çok uygun bir fırsat. Ama Çınar hayatta kabul etmez böyle bir şeyi. Toprak'la konuşuruz. O Çınar'ı ikna eder. Hem ben de oğlumla daha çok vakit geçirmiş olurum. Kim bilir, belki bu vesileyle de aramızdaki buzlar erir. Ama ben size nasıl dayanacağım? Ben o kadar sizden uzak duramam. İşler yoluna girince çok sık seyahat etme. Çınar tek başına üstünden gelir. Hem zaten ben de sizden ayrılamam ki. Ona ne şüphe. Ama bırakalım bu işleri gençler yapsın, onlar çalışsın. Biz artık hayatın tadını çıkaralım. Ayrıca ben ihtiyaç olursa bir şekilde yardımcı olurum. Siz kendinizi üzmeyin lütfen. Pekala, nasıl isterseniz. Yine de teklifimi göz ardı etmeyin. Tabii ki. Ay, biraz üşüdüm. Gidelim mi? Hem daha şirkete uğramam gerekiyor. Tabii ki. Hoş geldin Kerem. Niye içeri girmedin? Seni bekliyordum. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Evet. Duyduğuma göre annemle ortak oluyormuşsunuz. Kerem bak, ben seninle konuşmadım mı Çınar? Ondan uzak dur demedim mi sana? Kerem, aynı çatı altında yaşarken annenden uzak durman mümkün mü? Laf kalabalığı yapmamanı Çınar. Aynı evde olmak ayrı, iş ortaklığı ayrı. Neyin peşinde sizin? Neyin peşinde olacağım? Saçma sapan konuşma. Annenin evliliğimi bozmaya çalıştığı ortada. Bak Kerem, annen sürekli planlar yapıyor bizle ilgili. Hatta seninle Azrail'le ilgili, babamla ilgili bile. Ne yapayım, ben de ailemi korumaya çalışıyorum. Annem de benim ailem. Ben de onu korumak zorundayım. Kerem. Anlıyorum. Annen için büyük tehdit oluşturuyorum sana göre. Ona silah bile çektim. Ama unutma, beni buna o mecbur etti. Kes. Aynı şeyleri anlatıp durma bana Çınar. Vallahi ben de başka şeyler anlatmayı çok isterdim ama annem maalesef buna izin vermiyor. Ben onu bunu bilmem. O iş olmayacak. Ben de annenle ortak olmaya bayılmıyorum, merak etme. Toprağı ikna etmeye çalışıyorum, vazgeçirmeye çalışıyorum ama şunu unutma. Toprak istediği sürece bu ortaklık olur. Karım ve ne istediği beni zerre kadar ilgilendirmezler. Ya bu işi bitir ya da seni de babanı da bitirmesini iyi bilirim. Toprak, merak etme. Şarjım bitmiş, arayamadım. Kusura bakma. Aç mısın? Yemek hazırlayayım mı sana? Yok, aç değil. Yemeği boş ver. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Aa Çınar, hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Merhaba. Toprak, yemek yemeyeyim ama... Bir yorgunluk kahveni içeriz. Tamam, yaparım. Ay, ne tatlısınız çocuklar. Siz çıkın, ben Şermin'e söylerim, o sizi hazırlar. Teşekkür ederiz Zümrüt Hanım. Rica ederim. Ben hemen Şermin'e söylüyorum. Şermin! Ne oldu Çınar? Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok yok, kötü bir şey olmadı. Sadece bu kızı araştırdım bugün biraz. Ciddi olamazsın. Neden? Çünkü seni vazgeçirmenin bir yolu yok. Belki haklısındır dedim. Belki Zümrüt bu sefer kötü bir şeyler planlamamıştır diye düşündüm ama. Ne çıktı peki? Özgeçmişi tamamen yalan Toprak. Adını verdiği şirketlerin hiçbirinde çalışmamış. Adresi de bu değil. Ulus'ta da oturmuyor. Doğru söylediği tek şey iktisat okudu. O da çalışmaktan okula fırsat bulup da gidememiş. Alttan bir sürü dersi var.
Nasıl yani? Okuluna da mı gittin? Bir arkadaşıma ulaştım. Ondan sonra da bütün hikayesini öğrendim. Annesi hapishanede. Babası ölmüş. Kız kardeşiyle beraber yaşıyor. Belli ki ona bakıyor. Bir yandan da okumaya çalışıyormuş. Yazık. Belki de holdingde çalışmak için böyle yalan bir özgeçmiş hazırladı. Toprak, kız düpedüz yalancı. 5 kuruş parası yok. Gündelik işlerde çalışıyor. O üstüne giydiği kıyafetleri nasıl alacak zannediyorsun? Tamamen Zümrüt'ün işi bu. Olsun biz... Toprak, birbirimize söz vermiştik. Aksi bir durum olduğu zaman bırakacaktık. Öyle değil mi? Öyle. Tamam o zaman. Bu konu kapandı. Şermin! Çabuk, çabuk! Geldim Zümrüt Hanım. Çabuk, çabuk, ne konuşuyorlar bir dinle. Çabuk ol. Ben seni odanda bekliyor olacağım. Tabii efendim. Ne yani, bırakıp kaçacak mıyız? Bunun kaçmakla alakası yok Toprak. Tedbir amaçlı. Olmaz Çınar. Bunu yapamayız, bırakamayız. Tamam hadi işi boş ver ama çocukları düşün. Peki tamam, bak bu ortaklık işinden vazgeçmeyelim. Ama bir şartla, bana söz vereceksin. Tamam, ne? Gidip Zümrüt'le konuşacaksın. O Eda'yı işten çıkartacak. Ya da başka bir departman alacak. Ya da kendine başka erkek bir yardımcı bulacak. Bunu kabul etmeyecek, biliyorum ama. Orası kesin de. Sen gene de bir dene. Olmazsa ortaklıktan vazgeçeceğiz. Teşekkür ederiz, sağ ol. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum Toprak Hanım. Hakkında ufak bir araştırma yapınca gerçek evinin yerini öğrenmek çok zor olmadı. Evimi gördünüz. Size nasıl yardımcı olabilirim Toprak Hanım? Adını verdiğin hiçbir iş yerinde çalışmadığını da öğrendik Eda. Neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Zümrüt Hanım'ın neden seni işe aldığını da biliyoruz. Çünkü Çınar'a yakın olacaksın. Onu baştan çıkartacaksın. Böylelikle bizim aramız bozulacak. Bunun karşılığında da çok iyi para alacaksın. Atladığım bir şey var mı? Ben ne demek istediğinizi anlamadım. E tamam, ben oturduğum ev konusunda yalan söyledim. Ama bunu herkes yapıyor. Yani işe girmek içindi bu. Zümrüt Hanım'a gelince de... Dahası da var Eda. Annen hapiste. Babanı kaybetmişsin. Kız kardeşini okutmak için de çalışmak zorundasın. Hatta bu yüzden okulu bir türlü bitiremiyorsun. Daha fazla inkar etme istersen. Oo Engin Bey, sizi burada görmek ne güzel. Günaydın. Günaydın. Toprak Hanım evde mi? Terapilere artık evde mi devam ediyorsunuz? Hayır. Bu aralar çok yoğun çalışıyor Toprak Hanım. O yüzden hastaneye gelemiyor. Ben de buradan geçerken bir uğramak istedim. Çok naziksiniz. Ama Toprak erkenden çıkmış. Biz geldiğinize haber veririz. Öyle mi? Ben kendisiyle konuşurum. Sağ ol. Affedersiniz. Oo Erdal'cığım nasılsın? Engin Bey. Toprak ne kadar şanslı sizin gibi psikiyatrist olduğu için. Ne güzel eve kadar geliyorsunuz. Her terapide bizzat arıyorsunuz. Eğer her hastanızla böyle ilgileniyorsanız kendinize ayıracak vaktiniz yoktur herhalde. Yazık. Siz merak etmeyin. Ben hastalarımla da kendimle de yeterince ilgileniyorum. Halimden memnunum. İyi, ne güzel. Dikkat edin de yanlış anlaşılmasın bu durum. Biliyorsunuz doktor hasta ilişkileri biraz hassas mevzular. Yani hele içine bir de duygular girerse, değil mi? Yanılıyor muyum? Ben hassas davranıyorum. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Güle güle.
Kerem Bey hoş geldiniz. Annem evde mi? Yok, çoktan çıktı efendim. Hatta o da holdinge gitti. İyi. İki sade kahve lütfen. Evet Şınar, neye karar verdiniz? Ortaklıktan vazgeçmedik. İşte bu harika bir haber. Toprağın seni ikna edeceğini biliyordum. Evet, ama bir şartımız var. Neymiş şartınız? Eda'yı bu işe uygun bulmuyoruz. Bu kızın neyini sevmediniz anlamadım. Bu iş için gayet uygun bence. Eda'nın bu işle uzaktan yakından alakası yok. Özgeçmişine baktı. Tamam o zaman, çok güzel. Büyük şirketlerde çalışmış. Bir sürü sorumluluk almış. Eda seni kandırmış. Anlamadım. Adını verdi, hiçbir şirkette çalışmamış. Gittim baktım. Olsa olsa en fazla stajyer olur ondan. En iyisi sen başkasını bul. Biz de öyle imzalıyorum sözleşmeyi. Ben Eda konusunda ısrarlıyım Çınar'cığım. Senin yanında çalıştığı zaman çok daha çabuk öğreneceğinden eminim. Çok zeki bir kız. Zeki olduğu kadar yalancı da. İş alaka da yok. Uygun bulmuyorum. Aferin sana. Bugünkü gibi aklını kullanmaya devam edersen yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaksın. Bu şirketin arabası. Kullanman için sana tahsis ettim. Al, çekinme. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Akıllı kız olmanın ödülü bunlar. Böyle devam edersen arabanın ruhsatında senin adın yazılı olacak. Bir zamanlar senin gibi bir kız tanıdım. Doğru insanlarla yükselmeyi bilen hostesti. Şimdi bir imparatorluğun başında. Sen de aklını kullan. Kendini kurtar Eda. O kız sizsiniz biliyorum. Ben de dersini çalışıp geldim. Ama nasıl hayranlık duydum anlatamam. Ne de olsa fazla Zümrüt Taşkıran yetişmiyor. Sizden öğreneceğim çok şey var Zümrüt Hanım. Ben tarafımı çoktan seçtim. Bundan sonra ne derseniz yapmaya hazırım. Ne dersen öyle mi? Evet. Güzel. Türkan, gitme. Türkan, bekle. Türkan. Halüsinasyonlar geri mi geldi? Artık gündüzleri bile. Bazen çok gerçek oluyorlar. Engin, Türkan öldü. Artık onunla vedalaşman gerek. Karın öldü. Ben çok daha kötü bir haldeyim. Ben bir hastama aşık oldum. Türkan'ın yerini o aldı hayatımda. Bana güvendiğin için, inandığın için teşekkür ederim. Başka türlü elimden gelmez ki. Sen benim her şeyimsin, hayatımsın. Hatırlıyor musun? Seninle birlikte kendimize küçücük bir yuva kurmuştuk. Her şey çok güzeldi. Ta ki Zümrüt Taşkıran gelip o yuvayı başımıza yıkana kadar. Artık cezasını çekecek Çınar. Biz de çocuklarımızla mutlu, huzurlu bir hayat yaşayacağız. Biz bunu çoktan hak ettik.
Tamam ama şartımı kabul edeceksin. Bak, sana ve çocuklarıma zarar gelecek olursa vazgeçeceğiz. Ben ne diyorsam olacak, tamam mı? Hadi şu sözleşmeyi imzalayalım. Onu gününü gösterelim. Neden gelmediler? Git bak şunlara. Vazgeçmiş olamazlar değil mi? Gevezeliğin lüzumu yok. Git bak. Buyurun. Kusura bakmayın, geç kaldık. Aa, rica ederim. Gelin oturun. Evet. Hadi bakalım. Şu sözleşmeyi imzalayalım artık. Harika Çınar. Demek olumlu yönde karar verdin. Tabii. Tebrik ederim. Tabii tabii. Hatta kolları sıvayalım. O kadar hızlısın. Bir an gelmeyince ümidi kesmiştim. Tebrik ederim Toprakcığım. Çınar'ı nasıl ikna ettin gerçekten çok merak ettim. Gerçekten bu işi ne kadar istediğimi ona bir kez daha anlattım. Sağ olsun o da ortaklığa mani olmaktan vazgeçti. Güzel. O zaman imzalarımızı atabiliriz. Buyur Toprakcığım. Mersi. El al. Eda'cığım. Hayırlı uğurlu olsun. Hem de tüm ailemize. Toparlanın, ben gidiyoruz. Yiğit ne olur yapma. Yiğit, kışın ortasında nereye gidiyorsun lan? Dur bakalım oğlum bir. Sen karışma. Yiğit beni bir dinle. Yeterince dinledik zaten seni. Yahu yalansa yalan tamam. Bu kızın aklında çeldim. Kabul. Belki yanlış yaptım. Ama başıma yine gelse aynı şeyi yaparım. Bin kere gelse aynı şeyi yaparım. Şu kahpe dünyada benim sizden başka kimim var ha? Bir söyle. Kimim var? Başınıza bir dam almışım çok mu? Bak cebindeki son kuruşundan gittin, evladına beşik aldın. Ben de cebimdeki son kuruşundan ev aldım. Ana baba olmak bu işte. Anca baba olunca anlayacaksın sen beni. Düşün, ondan sonra kır cezamı. Git buradan. Evinde paran da senin olsun. Anne, iyi misin? Lütfen ses ver. Bence bir an önce çalışmaya başlayalım. İtibarımız açısından ben yurt dışındaki kreşleri daha çok önemsiyorum. Biz de. Ayrıca sponsorlarımız için de çok önemli. Harika o zaman. Eda bugünden itibaren kreşe gelsin. Kreşin prensiplerini öğrensin, işe ısınsın. Zaten çok heyecanlı. Değil mi Eda'cığım? Evet. Ben de bir an önce işe başlamak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar güzel. O zaman Toprak da kreş de ona yardımcı olur. Ben de onlara buradan destek veririm. Artık aynı masa etrafında oturduğumuza göre sırf size kızdığım için ayrıldığım şirketime geri dönebilirim. Eminim siz de çok sevinmişsinizdir. Artık işimin başındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.